Katılımımız gayet iyi. Artık 5 dakikada gecikmiş olduk zaten. Bundan sonra gelen arkadaşlarımız olursa dahil olurlar. Ben başta ticaret müşavirlerimiz Ahmet Erkan Bey, Ozan Murat Bey olmak üzere bütün katılımcı arkadaşlarıma, İlhan Bey'i görüyorum orada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz ara vermiştik malum. Sıkıntılı bir süreç geçirdik. Onun için webinarlarımıza biraz ara vermiştik. Tekrar bugün başlıyoruz İtalya'yla. Bu Fatih Bey kaçıncı? 20 kaçıncı oluyor bu webinarımız? 21. Söyleşimiz 21. başkanım. webinarımızı İtalya'yla başlıyoruz. Bu arada yalnız Ahmet Bey'e Maşallah. sormak isterim. Milano katıldı. Neden Roma yok? Onu merak ettim ben. Roma ile ilk baştan öyle bir ilk ayarladığımız tarihte öyle bir programları uygun değildi. Biz üstlendik. O yüzden bu şekilde devam etti. Belki arkadaşlar müsaitse hatırlatabiliriz. Yerlerinde yerse katılabilirler. Yani isabet olur. Biz sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey, sizlere Estağfurullah, de estağfurullah. Ozan Bey'e de ben bütün arkadaşlarım adına birazcık bilgi vereyim müsaade ederseniz. İşte az önce Fatih Bey'in de söylediği gibi 21. webinarımızı yapıyoruz. Ülke webinarları bunlar. Hizmet İhracatçılar Birliği'mizin özellikle ilgili ülkelerde yapacakları çalışmalarda sizler bizlere yol gösterici oluyorsunuz. Yol haritamızı belirliyorsunuz. 2022-31 Aralık itibariyle 90 milyar dolar civarında ihracat yapan bir birliği temsil ediyoruz. 2023-31 Aralık'taki hedefimiz işi Allah nasip ederse 120 milyar dolar civarına çıkmayı hedefliyoruz ve yoğun çalışıyor arkadaşlarımız. Akşamda Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde İlhan Bey'in başkanlığını yaptığı Yazılım Bilişim Komitesi'yle böyle ortak akıl toplantıları, yuvarlak masa toplantıları yapıyoruz. Hepimizin amacı 1 doları 2 dolara nasıl çıkarabiliriz? 5'i 10 nasıl yapabiliriz? Bu konuda da tabii ki bizim ilgili sektördeki arkadaşlarımız, ilgili ülkelerin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, açık yönlerini, nerede neyi nasıl yapabilirsek, nasıl hedefe doğru gidebiliriz konusunda sizler bizlere hep ön açıcı oluyorsunuz. Bugüne kadar çok verimli toplantılar yaptık. 20 küsur ülkenin tek tek yaptık. İlgili ticaret müşavirlerimiz sağ olsunlar o ülkeyi 360 derece emarını çekerek önümüze koydular. Katılımcı arkadaşlarımızın soruları oldu. O sorular çerçevesinde yol haritamız da belirlendi. Çok büyük faydalar gördük. Bugün de İtalya ile yapıyoruz bunu. İşte az önce de söylediğimiz gibi mümkünse tabii Roma'daki arkadaşlarımız da dahil olursalar. Çünkü orayla da ilgili sorular muhakkak gelecektir katılımcı arkadaşlarımızdan. Şu anda da oldukça yoğun bir şekilde her dakikada artıyor katılımcı sayımız. İtalya olunca da ben öyle hatırlıyorum. İtalya'da Roma'ya biz hangi ay tam hatırlamıyorum. İrem Hanım toplantısın sanıyorum. Hangi ay biz Roma'yı ziyaret ettik? İrem Hanım? İrem Başkan Hanım kaçtı. İrem Hanım'ın mikrofonu açılmıyor olabilir. Aralık Ha, ayında yok diyor. açıktı. Onun mikrofonu hep açıktı da şimdi bir şey olmuştur. Hangi ayda bilemiyorum. Orada Sayın Büyükelçi ve Ticaret Müşavirlerimizle de bir Mesaj atmış Aralık herhalde hafta diye Aralık yazmış diye başkanım. yazıyor. Aralık ayında. Aralık ayı değil mi? Evet. Aralık ayında biz orada hem Sayın Büyükelçi ve Ticaret Müşavirlerimizle de bir toplantı yapmıştık. İtalya çok önemli. Şu anda sanıyorum 3. 4. sırada gözüküyor. Evet, dolayısıyla ben başta Ahmet Erkan Bey olmak üzere Ozan Bey olmak üzere İlhan Bey ve diğer bütün katılımcı arkadaşlarıma katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerden çok değerli bilgiler alacağız muhakkak. Toplantımızın usulü hakkında birazcık da bilgi vereyim müsaade ederseniz. Sizler bize önce 360 derece İtalya'nın ticaretle ilgili hem mal tabii öncelikle hizmet olmak üzere bizlere aktarıyorsunuz. Sizleri dinliyoruz. Daha sonra katılımcı arkadaşlarımıza bu yazılı mı alıyoruz bugün soruları Fatih Bey yoksa sözlü mü alıyoruz? Abdullah Bey? Başkanım daha önce aldık sorular yazılı olarak Sorularımızı alıyoruz. O gelebilirlerse yazılı aldık. sorularımızı sizlere iletiyoruz. Ama bu arada da bütün şey bittikten sonra hala sizin konuşmanız üzerine sözlü olarak da soru sormak isteyen katılımcı arkadaşımız varsa onları da alarak başarılı, hayırlı bir toplantıyı yapmış oluyoruz. Ben tekrar teşekkürlerimle sözü Ahmet Erkan Bey'e veriyorum. Buyurun Sayın Ticaret Müşavirim. Teşekkür ediyorum ben. Mustafa Bey teşekkür ederiz. Fatih Bey, organizasyon için hepinize öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, değerli girişimcilerimiz,
Hepinizi öncelikle ateşeliğimiz adına saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve tüm milletimize de başsağlığı dileklerimi sunmak istiyorum. Roma'da Mustafa Bey katılacak arkadaşlarımıza haber verdik. Selman Bey'in Roma Ticaret Müşavirimiz katılacak. Birazdan dahil olurlar. İtalya ile ilgili olarak da bir sunumumuzu Murat Bey de yanıma geldi. Teknik arıza olduğu için bilgisayarında Murat Bey devam edecek. Ama öncelikle ben kısaca bilgi verecek olursak Mustafa Bey'in de dediği gibi İtalya önemli bir ticari partnerimiz. İlk beşte her zaman, bazen dört, bazen altı kayabiliyor ama ilk beşte olan bir ticari partnerimiz. Geleneksel Cumhuriyet öncesinden gelen bağların olduğu önde gelen ülkelerden biri. Ticaretimiz de dengeli gidiyor. Yani hemen hemen başa baş diyebiliriz. Milyon dolarlarla ifade edebileceğimiz bir dengesizlik. Bazen biz artıya geçiyoruz, bazen çoğunlukla bazen onlar artıya geçiyor. Ortalama toplamda yıllık hacmimiz 25 milyar dolar civarında. Önemli bir ticari partnerimiz ve ürünlerimiz de birbirini tamamlayıcı nitelikte. Biz onlara parça satıyoruz, onlar bize mamül satıyor ya da bazen biz onlara mamül satıyoruz, onlar bize parça satıyorlar. Birbirini tamamlayıcı nitelikte bir yapıya sahip. İtalya pazarı şirketleri genellikle KOBİ'ler. Çok dağınık ve KOBİ şeklinde. Küçük küçük aile şirketlerinden oluşuyor. Yoğunluk bu şekilde. Büyük şirketler az. Ve etki çok geleneksel gelen üretim kabiliyetleri olan bir pazar şirketler. Yüzyıllık şirketler var. Dolayısıyla buradan gelen de bir marka algısı yüksek bir ülke. En büyük benim gördüğüm göreve başladığım bir yıl oldu ama en büyük artıları çok iyi bir marka algıları var dünyada İtalyanların. Bunun da ekmeğini yiyorlar ve yemeye de devam edecekler. Böyle görünüyor. Zira burada iş dünyası açısından baktığımız zaman benim gördüğüm çok rigid bir pazar var. Geleneksel bir pazar var dışarıya karşı ve İçeride de çalışma hayatında bir bürokrasi, bürokratik bir hiyerarşi var. Ve beklenti o ki 2050'de İtalya'nın nüfusu şu anda 60 milyon civarında 45 milyona düşeceği yönünde bir beklenti var. Bunun bir nedeni nüfus yaşlı ama bir nedeni de gençler fırsat buldukça yurt dışına özellikle İngiltere, Amerika, Avustralya, Hollanda gibi ülkelere gidebiliyorlar. Bunda işte dediğim gibi bürokratik hiyerarşinin sert olması, gelir maaşların daha düşük olması diğer o ülkelere göre. Bu gibi sebeplerle gidiyorlar ama eğitimleri, üniversite eğitimleri, teknik bilgileri, marka bilgileri yüksek bir ülke. Bu genel bilgiyi verdikten sonra ticari ilişkilerde de her zamanki gibi, her yerde olduğu gibi temkinli olmakta fayda olduğunda bir altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu genel bilgileri verdikten sonra sözü Murat Bey'e devretmek istiyorum. Murat Bey bize genel olarak bu benim yaptığım girizgahı daha da detaylandırıp sizlere arz etmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Öncelikle ben de tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Çok kısa kendim hakkında bilgi vereyim. Ozan Murat Ergan, 2010 yılında o zamanki tabii teşkilatımıza dış ticaret müsteşarı, ihracat genel müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladım. Yaklaşık 6 yıl devlet yardımları, özellikle de Türkiye'de destekleri mevzuatıyla ilgilendim. Bir yıl yüksek lisans arasından sonra da dahil işleme rejimi mevzuatıyla ilgilendim. Hukukçuyum. 2020 Eylül'den beri de Milano'da görev yapmaktayım. Organizasyon için hizmet ihracatçıları birliğimize ve katılımcılarımıza ayrıca tekrar teşekkür ederiz. Sunum planımızda hızlıca İtalya ile alakalı genel bir
çerçeveyi çizdikten sonra hizmet ihracatıyla alakalı kırılımlara girip, alt sektörlere girip, özellikle de burada daha sonra sohbet şeklinde potansiyel olduğunu düşündüğümüz alt sektörler hakkında size bilgi arz edeceğim. Şu anda sunumun paylaşılmasında vesaire herhangi bir problem yok değil mi? Görüyorsunuz ekranı değil mi şu anda? Yok Murat Bey. Tamam, başlıyorum öyleyse. Sunum planımızda ilk önce genel bilgi, temel ekonomik göstergeler, hizmet sektörü, İtalya'daki iş kültürüyle tamamlayacağız. İtalya malumunuz Avrupa'nın en büyük ülkelerinden birisi. Tabii en büyük dördüncü ekonomisi. Şimdi burada dikkat çekici rakam göreceğiniz üzere 2023 Ocak itibariyle enflasyon oranı %10'luk bir enflasyon. Yalnız bu rakam yani geçen yıl sonuna doğru %12'lere kadar çıktı. Burası için çok ciddi bir enflasyon malumunuz. Genel 601 milyar dolar ihracat yapan ve geleneksel olarak da hep dış ticaret fazlası veren bir ülke. Ülkemizle ticaretinde tabii ki genel müdürümün söylediği üzere, Ahmet Bey'in söylediği üzere bizim en önemli ticaret partnerlerimiz arasında. Tabii burada İtalya gibi dış ticaret fazlası veren gelişmiş bir pazara dış ticaret dengesini bir nebze de olsa koruyabilmek bizim için önemli. Ama burada amacımız tabii genel dünyada olduğu gibi İtalya'da hep arttı ve her yıl rekor kırarak ilerledik. Hep dış ticaret fazlası vererek ilerledik. İhracatımızı arttırarak ilerledik. 2019 yılında artıya geçtik ki bu ilk kez oldu. 2020 tabii Covid dönemi çok özeldi. 2020-2021 çok dengeli geçti. 2022'de de yine rekor kırarak 26 milyar doların üzerinde bir dış ticaret hacmine ulaştık. Biraz açığımız arttı ama günün sonunda ihracat performansımızın çok daha iyileşerek gittiğini vurgulamamız lazım. Burada İsviçre'yi görüyorsunuz ama İsviçre son dönemdeki altın ihracatıyla alakalı burada sıralamaya girmiş durumda. Aslına bakarsanız İtalya ilk beşin dışına pek çıkmıyor son yıllara baktığımız zaman. Burada önemli karşılıklı yatırımları görüyoruz. Zaten bütün bu firmalar çoğumuzun bildiği ihracat yapan, yatırım yapan firmalarımız ve İtalyan firmalarında zaten çoğunu tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Burada önemli olan 2019 yılında İtalya ülkemize doğrudan yatırımlar anlamında dünyada ilk sıradaydı. Yani hani bu çok fazla İtalya-Türkiye ilişkilerinde çok fazla alışık olduğumuz bir durum değildi. 2019'da 1 milyar dolarlık yaklaşık 990 küsür yatırımla İtalya dünyada ülkemize doğrudan yatırımı en fazla olan ülkeydi. Hizmet sektörü anlamında İtalya'nın durumuna bakacak olursak 2021 yılı itibariyle 103 milyar yani 100 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı var İtalya'nın ve bu dünyada 15. sıraya konumlandırıyor. Burada konaklama, yiyecek, ulaştırma gibi öne çıkıyor. Tabii hizmet ihracatımız ülkemizin o kadar iyi gidiyor ki şu anda 60'tan 90'a çıktı. Yakın bir zamanda inşallah 2023'te 100'ün zaten çok rahat üstüne çıkacaktır ve belki de İtalya'yı yakalayıp geçecek konuma geleceğiz en kısa zamanda. Bu da İtalya'nın hizmet ithalatının sektörel anlamda kırılımlarını gösteren slaytımız. Taşımacılık yarıdan fazlasını teşkil ediyor. Diğer kalemlerden de finansal hizmetler ve bilişimin öne çıktığını görüyoruz. Hizmet ithalatı İtalya-Türkiye karşılaştırması 2021'de tabii biz tamam İtalya 103 milyar dolar ihracat yapıyor ama ithalatı da çok yüksek ve mal ticaretinde geleneksel olarak fazla veren bir ülkeyken hizmet ticaretinde cari açık veren bir ülke olduğunu görüyoruz. Burada hizmet ticaretinin gayri safi yurt içi
inşasıya uğradığında iki ülkenin yakın olduğunu burada görebiliyoruz. Ya da düzenli ama çok keskin olmayan bir grafik, düzenli bir artış görürken ülkemizde yine çok yükseldiğini ama daha sonra belli bir noktaya, özellikle 2000'li yıllardan sonra belli bir noktada oturduğunu ve daha sonra yükselmeye devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Burada seyahat hariç rakamlar var. Seyahat hariç rakamlarda İtalya, Türkiye'nin payını burada size göstermek istedik. İtalya'nın hizmet ihracatımızda ki payı 2.8 iken hizmet ithalatımızda payı 2.7. Mal ticaretinde bu pay çok ufak tabii değişimler olmakla birlikte genel olarak baktığımızda bunun %3'lerin daha üzerinde. %4'ün hatta üzerinde 5'e yakın diyebiliriz. Burada alt sektörlere bakacak olursak lojistik sektörü, sağlık turizmi, bilişim, dizi film ve müteahhitlik sektörü üzerinde bilgi vermeye çalışacağız. İtalya lojistik anlamında 3 milyar euroya ulaştı ve en yüksek seviyeye geldi. %5 bir artış gösterdi. Burada 156 liman, işte demiryolu, karayolu, otoyolu, 98 havaalanıyla lojistik anlamında çok öne çıkan önemli bir ülke. Bizim için önemli olan tabii biraz sonra anlatacağız. Trieste Limanı burada bizim için çok önem arz ediyor. Onu da biraz sonra yere gelince göreceğiz. Baktığımız zaman ihracat, ithalat anlamında da yaklaşık yarısından fazlasını ithalatının deniz yoluyla, yarısından azını da %45'ini de ihracatının deniz yoluyla yaptığını görüyoruz. İhracatta deniz yolunu karayolu takip ediyor %40'la. Şimdi burada Trieste'nin önemi. Trieste demiryolu trafiğinde ve bizim ülkemizin özellikle kısa deniz taşımacılığında Avrupa'da birinci durumda. Burada Trieste'nin bizim için en öne çıkan özelliği ülkemize gemi yoluyla gelen ürünlerin %90'ı Trieste Limanı üzerinden geliyor. Ve Trieste konum olarak biraz sonra zaten onu da göstereceğiz. Burada Trieste Limanı'nın toplam trafiğini tonaj olarak görüyoruz. Ve yapılan işlemleri, Ro-Ro seferlerini, İstanbul, Pendik, Mersin, Yalova, Çeşme hatlarını. Buradan da Trieste konum olarak bakacak olursanız Slovenya sınırında çok özel bir statüye sahip, hatta vergisel anlamda da, hukuki anlamda da özel bir statüye sahip ve Avrupa'nın geri kalanına ürünlerin devam etmesi için çok stratejik bir konumda. Zaten bu nedenle bakanlığımızca bu önemini gösterecek şekilde lojistik merkezi olarak seçildi. Türkiye lojistik merkezi olarak Trieste Limanı seçildi. Şu anda onun işlemleri devam ediyor. Onaylanan bir proje var. Burayı bir depo, büyük bir depo, Avrupa'nın geri kalanına ürünlerimizi hızlı bir şekilde sevk edebilmek adına bir depo olarak inşallah yakın zamanda kullanmaya başlayacağız. Ve tabii şu da çok önemli, genel müdürüm hatırlattı. Tabii henüz resmi olmamakla birlikte Milano Ticaret Ateşeliği'nin şu anda kadrosundan Trieste'ye özel bir ticaret ateşesinin atanması söz konusu. Bu da Trieste Limanı'nın önemini ayrıca vurgulayan bir husus. İtalya'daki diğer limanlar, bunları tek tek saymıyorum. Zaten sunumu sizinle paylaşacağız ama dediğim gibi bunların toplamı ülkemizden kaynaklanan trafiğin %10'unu oluşturuyor. Bilişim sektörüne geçecek olursak, İtalya'daki dijital pazarın düzenli olarak büyüdüğünü burada görüyoruz ve toplam bilişim sektörünün büyüklüğünü 77 milyar dolara ulaştığını burada görüyoruz ve baktığımız zaman alt kırılım olarak da özellikle cihazlar, sistemler, dijital içerik ve ağ hizmetlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Sürekli büyüyen bir sektör. Şurada ekranın bir kısmını şurada bir önümüze geçeyim. Burada İtalya'daki bilişim sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya oranını görüyoruz. Avrupa ortalamasının altında, Avrupa Birliği ortalaması %4 iken İtalya'da bu oran %2.9. Kuzey İtalya ise bunun yoğunlaştığı bölge, %70'e yakın, %68. Burada şunu vurgulamakta fayda var. Kuzey İtalya, yani Milano Ticaret Ateşeliği'nin, Milano Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği'nin
görev bölgesi iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin %80'ini oluşturuyor. %75-80 arasında bir rakamı oluşturuyor. Yani burada Roma'da da bir ticaret müşavirliğimiz var, iki tane müşavirimiz var. Dış ticaretin %80'i kuzeyden kaynaklanıyor. Bu sadece dış ticaret tabii böyle olunca diğer bütün dış ticareti ilgilendiren bütün etkinliklere yansıyan bir durum. Aklınıza gelebilecek fuar, etkinlik, dış ticarete yönelik uluslararası bu tarz etkinliklerin tamamına yakını Kuzey İtalya bölgesinde oluşmakta. Hatta şöyle çarpıcı bir örnek vereyim. 2022 yılında bakanlığımızın milli ve bireysel olmak üzere destekleyiş fuarın 62'si Milano Ticaret Ateşeliği'nin görev bölgesinde düzenlenmiştir. Burada teknoparklarla alakalı İtalya'da 23 teknopark, 17 teknoloji bölgesi ve 17 araştırma merkezi bulunmakta. Görselini gördüğümüz kilometre Rosso burada Bergamo şehrinde Milano'ya yaklaşık 45 dakika mesafede bir alan. Burada da bir adet Türk firmamız, hatta Adana firması çok ciddi anlamda faaliyet gösteriyor ve faaliyetleri de bizi çok mutlu ediyor. Burada çünkü her şirket bulunamıyor. Çok katma değerli üretim yapan şirketlerin kabul edildiği çok özel bir bölge burası. Burada bilişim sektöründe hatta bir tanesi bugün başlayan önemli organizasyonları görüyorsunuz. Bunların üç tane özellik bu üç organizasyonda Milano bölgesinde Cyber Security Summit'te şu anda bugün ve yarın 2 gün süreyle Milano'da düzenlenecek. Burada önemli İtalyan bilişim şirketlerini görüyorsunuz. Tek tek saymıyorum ama zaten hepimizin aşina olduğu firmalar olduğunu görüyoruz. Burada bu firmaların logolarıyla birlikte gösterelim. Ülkemize gelen turist sayısı burada gördüğümüz üzere ülkemizin düzenli olarak arttırdığını ve COVID öncesi rakama 2019 rakamına 2022 itibariyle yaklaştığını görüyoruz. Tabii burada turizme geçtik şu anda. Hani onu direkt geçtim ama slide'a. İtalyan turist oranının da düzenli olarak arttığını yaklaşık %1'e tekabül ettiğini şu an itibariyle görüyoruz. Önceki yıla kıyasla %260'lık bir artış var ama tabii pandemiden önceki zamana göre kıyaslayacak olursak 377 binden 420 bine geçmiş bir zaten COVID öncesi döneme 2022 itibariyle rakamsal olarak yeni yeni ulaştı. Sağlık turizmi bizim burada çok ciddi bir potansiyel gördüğümüz, bu firmalar için çok ciddi bir potansiyel gördüğümüz sektör. Malumunuz ülkemizin sağlık anlamındaki altyapısı Avrupa'nın birçok ülkesinden hatta neredeyse tamamından çok ileri düzeyde. Ve maliyet olarak baktığımız zaman da hiç kıyaslanamayacak derecede uygun. Burada baktığımız zaman İtalyanların hedef ülkelerinden de daha doğrusu rağbet gösterdiği ülkeler arasındayız ve diğer rakiplerimiz kimler diye bir araştırma yaptık. Orada da Polonya, Romanya, Hırvatistan, Macaristan gibi daha Doğu Avrupa ülkelerinde. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki burada bir İtalyanın Türkiye'ye gelip seyahatini, uçak bileti, konaklama ve diğer estetik anlamında özellikle çünkü çok fazla ona ilgi gösteriyorlar. Tamamlaması İtalya'da yaptırmaktan çok daha düşük bir maliyete aslına bakarsanız geliyor. Ama burada önemli olan sektörümüzü burada çok iyi bir şekilde tanıtmak. Öne çıktığımız alanları ki sağlık alanında aslına bakarsanız her alanda çok iyiyiz. Sadece bunu bir saç ekimi olarak değil, yani her türlü ortopediden tutun, işte diş, diğer ciddi tedaviler, her türlü estetik operasyon her anlamda çok çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Özellikle burada belki bir tanıtım faaliyetiyle, belki bir farklı bir tanıtım grubuyla sağlık turizmi açısından İtalya'ya çok yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer sektör dizi film sektörü. İtalyanlar hala televizyon
izlemeye oldukça meraklılar ve bu sayı çok fazla düşmüyor. Çünkü malumunuz yıllar itibariyle televizyon izleyici sayısı ülkeler itibariyle düşmeye başladı. İtalya'da durum böyle değil. Dijital platforma tabii kayıyor bazı şeyler. İtalya'da dijital platforma üyelik sayılarını çektiğimizde de ülkemize paralel bir sıralama olmakla birlikte ülkemizin yaklaşık 3 katı bir üyelik görüyoruz. Burada özellikle dizilerimiz ciddi anlamda ilgi görüyor. Bazı aktörlerimiz burada gerçekten hani insan gelmeden, burada yaşamadan anlamıyor. Uzaktan görüyoruz televizyondan ama gerçekten ilk tanıştığımız kişiler bize Can Yaman falan yani bu kadar meraklılar. Gerçekten ilgi gösteriyorlar. Yani suni sektöründe İtalyan pazarına giriş için çok ciddi bir potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Burada hatta bazı kanallar, Kanal 5 son 10 yıldır Türk dizilerini düzenli olarak yayınlamakta. Bunun giderek artabileceğini, bu anlamda da sektörün belli bir tanıtım ve belli bir pazarı giriş stratejisiyle burayı hedef sektörü olarak belirleyerek, bakanlığımızın da sağladığı desteklerden yararlanarak ciddi anlamda girebileceğini düşünüyoruz. Müteahhitlik ve inşaat sektörü için son iki sektör, yani sağlık turizmi ve dizi film sektörü için söylediklerimizi söyleyemeyeceğiz ne yazık ki. Çünkü projelere Türk firmalarımızın katılması ne yazık ki mümkün değil. Dünya Ticaret Örgütü'nün ilgili anlaşmalarına taraf olmamanın getirdiği bir şey bu. Burada karşılıklılık da tabii mevcut değil. Mesela İtalyan firmalar Türkiye'de ihaleye girerek proje alabilirken Türk firmalarımız ancak bir İtalyan partnerin aldığı işe yüklenici olarak belli şartları yine sağlamak kaydıyla ancak girebiliyor. O yüzden inşaat sektöründe öne çıkardığımız şey üçüncü ülkelerdeki ortaklığın çok verimli olabileceğini düşünüyoruz şu aşamada. Özellikle bizim bu sektördeki çok ciddi yeteneğimiz, yaptığımız işler zaten hepimizin malumu. İtalya'nın da buradan yararlanabileceğini, bizimle üçüncü ülkelerdeki ortaklıktan çok ciddi fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ve bunun ön plana çıkarmasında fayda görüyoruz. 2021 yılında mühendislik projelerinden elde edilen gelir İtalya'da 2 milyar euroya yaklaştı. Bu önemli. Burada İtalya ve İspanya ve Avrupa Birliği'nin geri kalanıyla, özellikle İspanya'da biliyorsunuz ciddi bir büyümesi var bu konuda. Yaklaşık 4.4. İtalya bunların hepsinin önünde. Baktığımız zaman bu sektör İtalya'da gittikçe büyüyor ve şu çok önemli İtalya'da hali hazırda. Pandemi döneminde apartmanların iç dış yenilenmesine ilişkin çok ciddi teşvikler getirildi. Yani şöyle söyleyeyim, Milano'da dış cephesi ya da içi yenilenmeyen apartman neredeyse kalmadı. Çünkü tamamını devlet hibe olarak karşıladı. Belli şartlar altında, belli bir ödeme takvimi çerçevesinde. O yüzden sektör pandemi döneminden hiç zarar görmeden çıktı. Hatta büyüyerek çıktı. Dediğim gibi müteahhitlik sektörüyle alakalı projeleri, yani kamu ihalelerine girememenin handikapını ne yazık ki yaşıyoruz. Eğitim, malumunuz İtalya eğitim anlamında çok popüler bir veriyor İtalya'daki eğitim kurumlarına. 6.000'den fazla Türk öğrenci hali hazırda İtalya'da lisans, yüksek lisans ve diğer kademelerde eğitim görmekte. Ve bu İtalya'daki Türk öğrencilerin oranı son 5 yılda 2 kattan fazla çıktı. 2 kattan fazla arttı ve bu giderek artıyor. Hatta bu çerçevede, bu artış ve bu ilgi nedeniyle 2 yıl önce Milano Başkonsolosluğu bünyesinde tüm İtalya'dan sorumlu eğitim ateşeliği kuruldu. Eğitim anlamında da özellikle Kuzey İtalya'nın yine geri kalan İtalya'ya kıyasla daha fazla ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Türkiye'deki İtalyan öğretim görevlisi sayısı bu arada 58 iken İtalya'daki Türk öğretim görevlisi sayısı 13. İtalya'daki Türk öğrenci sayısı 6.421 demiştim. Türkiye'deki İtalyan öğrenci sayısı da 1.349. Özellikle alan olarak da hangi alanların ön plana çıktığına bakacak olursak, tahmin edeceğiniz üzere İtalya özellikle Milano Moda'nın başkentlerinden birisi olarak kabul edilmekte ve tasarım
bölümleri oldukça revaçta. Onun dışında mühendislik yine burada Politecnico hem Torino'da hem Milano'da özellikle çok fazla ilgi gören üniversiteler. Bunun dışında da Bocconi iktisat işletme alanlarında dünyanın en önde gelen üniversiteler arasında ve ülkemizden ciddi anlamda Türk öğrenci kabul eden üniversiteler. Ve burada çok ciddi burs imkanları var öğrencilere yönelik. Bunu da özellikle altını çizmekte fayda var. Neredeyse yani hani okulluğa herhangi bir para vermeyecek boyuta ulaşan öğrencinin de maddi durumunu belgelemesi halinde burslar mevcut. Son olarak İtalya'daki iş kültüründen kısaca bahsedelim. İtalya'da bazı günler çok önemlidir, bazı aylar malumunuz çok önemlidir. Mesela Noel zamanı kimseyi bulamazsınız. Özellikle Ağustos ayı genel bir tatil dönemidir. Her sektörden aklınıza gelebilecek yeme içmeden tutun normal dediğim gibi aklınıza gelecek her sektörden kimseye ulaşmak pek mümkün değildir. Buna çok dikkat etmek lazım. Eğer İtalya'ya bir iş seyahati ya da bir planlama yapılıyorsa tatil ve aya dikkat etmek gerekiyor. Bazen karar alma süreci yavaş olabiliyor. Bazen bizi de çok yoruyor. Firmalarımızın biz burada tabii malumunuz ticaret ateşeliği olarak farklı görevlerimiz var. Bunlardan en önemlisi ihracatçı firmalarımızın burada sorunlarını çözmek. Bu sorun gümrükte yaşanabilir, İtalyan firmalar nezdinde yaşanabilir, alacak sorunu olabilir. Ve burada İtalyanlara bir şekilde ulaşıp firmalarımız problem yaşadığı zaman arada tabii kendi pozisyonumuzu da koruyarak firmaların bir şekilde uzlaşma yoluna gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama bazen bu süreç bizi de yoruyor. Çünkü İtalyanlar gerçekten mesela cevap mail atarsınız ne zaman döneceği belli olmaz. Ama tabii bizim devreye girmemiz çoğu zaman fark ediyor. Ona uygun davranıyorlar. Dediğim gibi biz de burada iki tarafı bir araya getirirken kendi pozisyonumuza çok dikkat ediyoruz. Onun dışında bizim burada denetim görevimiz var. İhracata yönelik gerek hizmet ihracatı gerek mal ihracatına yönelik malumunuz bakanlığımızın çok geniş kapsamlı destekleri var. O desteklere burada yer vermedik. Çünkü zaten daha önce bu hizmet ihracatçılar birliğimiz tarafından da ayrıca sunum şeklinde yapılmıştı. Burada tabii bizim çok ciddi anlamda bir denetim yükümümüz var. Mesela örneğin sağlık turizmi anlamında geçen hafta bir etkinliğin kapsam alınmasını iki hafta önce firmamız talep etti. Biz inceledik. Bunu yönelik uygun görüş bakanlığımıza verdik. Burada sizden ricamız gerek dediğim gibi İtalyan firmalar nezdinde araştırma olabilir. Gerek İtalyan resmi kurumlar nezdinde bir problem yaşayabilirsiniz. Dış ticaretle alakalı aklınıza gelebilecek her konuda ilk ulaşmanız gereken yer bize. Sizden ricamız her zaman hiç fark etmez. Yani mail yoluyla, telefonla bize her türlü sorunlarınızda lütfen ulaşın. Buradan sonraki kısımda bilmiyorum soruların üzerinden mi geçeceğiz yoksa nasıl ilerleyelim? Yani şunu. Evet, Selman Bey'e eklemek istediği bir husus var mı? Sayın müşavirim, Selman Bey siz de katıldınız. Buyurun lütfen. Herkesi ben de saygıyla selamlıyorum. Ozan Bey gayet güzel şekilde özetledi. Tekrar olmaması için şimdilik bir şey söylemeyeceğim ama sorular olması durumunda ben de memnuniyetle cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Sonumuz Murat Bey burada bitirdik. Eğer sorularınız varsa Mustafa Bey. Biz zaten soruları yazılı olarak aldıklarımıza döneceğiz. Yalnız sorularda şunu çok fark ettik. Şirket özelinde ve pazar araştırması özelinde İtalyan muhataplara ulaşma noktasında sorular gelmiş. Bizim burada en önemli yaptığımız işlerden birisi de şirketlerin ulaşmaya çalıştığı İtalyan muhataplarının listesini sistemlerden çekerek şirketlere iletmek ve şirketlerin bir şekilde irtibat kurmasını sağlamak ve bu irtibat noktasında sonrasında da gerekirse devreye girerek işin fiil olarak da ticarete dönmesini sağlamak. O sorulara mesela direkt yazılım sektöründeki firmaların listesini iletebilir misiniz gibi bir soru var. Bu tarz sorulara biz toplu olarak zaten ilgili yerlerden çekerek dönüş yapacağız. Bir önerimiz de şey olabilir Murat Bey.
bölge kapsamında bir araya gelerek firmalarımızın, özellikle Murat Bey'in de altını çizdiği sağlıkla ilgili olarak çalışmalar yapmakta fayda olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu konuda zaten her zaman bütün ateş yeliklerimiz, müşavirlerimiz gibi bir ihracatçı birliklerimizle koordineli bir şekilde çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Bu konuda da birlikte çalışılabileceğini, önerilerimizi sunabileceğimizi değerlendiriyoruz. Katılımcı arkadaşlarımızdan sorusu olan var mı bu yazılının dışında Fatih Bey? Ben buradan şeyleri göremiyorum. Sunumu kaldırabilir misiniz lütfen ekrandan? Tabii. Sunumu kaldırırsak ben katılımcı arkadaşlarımı... Ben paylaşımı durdur dedim. Tamam, şimdi daha doğru oldu. Şöyle, eskiden ben bunu Oakland gidebiliyordum, diğer tarafa gidemiyorum. Bütün katılımcılarımı göremiyorum. Fatih Bey sen görebiliyor musun oradan? Katılımcı arkadaşlarımızdan söz almak isteyen var mı acaba? Şu anda el kaldırıp söz almak isteyen görmüyorum başkanım. Abdullah. Size bir söz vermek isterim ben. İlhan Bey. Şimdi öncelikle bizim sektörümüzde Avrupa'nın ve Avrupa'da ilk üç içinde İtalya'nın özellikle firmalarımız tarafından hedef ülkeler arasında belirlendiğini görüyoruz. Onun için umuyoruz bu sene içinde İtalya'ya ya bir heyet götürmek ya da alım heyeti getirmek gibi bir şeyimiz olacak, etkinliğimiz olacak. Anladığım kadarıyla zaten yazılım konusunda listelere erişim var. Murat Bey'in söylediği gibi. Yani en büyük problemimiz maalesef Murat Bey siz de hissediyorsunuzdur. Yeni bir sektör olduğumuz için biz. Türkiye'de geniş bir database kimsede yok. Hani fındık kim alacak dediğiniz zaman İtalya'da herhalde 50 senelik bir şeyimiz var, tecrübemiz var. Ama bilişim yeni bir sektör olduğu için daha çok sizin desteğinize güveniyoruz açıkçası. Anladığım kadarıyla siz bir araştırma yapmışsınız, ondan faydalanırız. Araştırma yaptık tabii ama bir de tabii şu çok... Siz açık değil mi şu anda? Araştırmanın yanında şu çok önemli İlhan Bey. Bize firmalarımız hani spesifik olarak da var. Mesela siber güvenlikle alakalı da gelmiş. Bunlarla da alakalı biz gerekli tüm verileri çektik. Mesela internet operatörlerine yönelik soru gelmiş. Mesela şu çok önemli sizin için belki. Araç kiralama şirketlerinin kullandığı yazılımlar hangileridir? Biz bunların şu anda hepsini temin ettik zaten. Onları paylaşacağız. Ama spesifik olursa mesela aynı bu araç kiralama örneğindeki gibi tabii ki biz size yazılım sektörüne ilişkin bilgi veriyoruz ama spesifik olarak araç kiralamalarda ne kullanılıyor, ne lazım biz de böyle nokta atışı yaparız ve daha faydalı olur. Evet yani önceden gelecek firmaların ilgi alanlarını toplayabilirsek yeteri kadar zaman olursa daha dediğiniz gibi nokta atışlar yapmak mümkün olabilecek. Aslında İlhan Bey, Murat Bey'in dediği gibi Mustafa Bey, bizim de özellikle mesela sizin böyle bir organizasyon planladığınızda katılımcı firmalarla beraber öncesinde sizlerle bir toplantı ya da Zoom üzerinden bir bilgilendirme alırsak bize de bu ufuk açabilir. Kafamızda ışıklar yanabilir veya bir hazırlık yapmak için bize de karşılıklı fayda açısından daha verimli geçmesi için bir yönlendirmeniz sizin tarafınızdan bize bir yönlendirme olabilir. Evet evet yani biz geçen sene İspanya ve Bulgaristan'la yaptık. Ateşelerimiz bizden bıkmamışlardır ama çok görüştük. Sizle de yoğun bir trafik yaşarız emin olun. Aslında burada İlhan Bey'in söylediği konuyla da ilgili olarak Asintel diye bir
Sizin de bildiğiniz malumunuz bir aslında STK var. Yani burada Ulusal Bilişim Şirketleri Birliği şeklinde geçiyor. Genel olarak sektöre ilişkin, bilişim sektörüne ilişkin istatistikler, rakamlar, firmalar, yapılan organizasyonlar şu anda İtalya genelinde bu Assintel ilk sırada geliyor. Yani bizim bu alanda takip ettiğimiz STK'lar içerisinde buraya güncel olarak takip edilebilir firmalarımız tarafından. Yani burada aynı zamanda firma listeleri falan da var, üyeler de var ve de İtalya'da hemen hemen bu işi yapanların hepsi orada. Ama tabii bizim müşavire danışan uygulaması üzerinden de, direkt mail üzerinden de firmalarımızdan bu alanda bilgi gelmesi durumunda biz ivedilikle doğru muhataplara firmalarımızı yönlendirme sağlayabiliriz yani. Ben buraya chat kısmına da onların linkini bırakıyorum. Yine katılımcılarımızın görmesi açısından, herkesin görebilmesi için. Assintel diye burası takip edilebilir yani ve de potansiyel işbirlikleri oluşturmak açısından da burasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok haklısınız Selman Bey. Yani bu çeşit STK'larla işbirliği işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Haklısınız. Ben notumu aldım. Çok teşekkürler. Peki var mı başka katılımcı arkadaşlarımızdan? Yoğunda bir katılım var şu anda. Ama demek ki arkadaşlarımızın da açıklayıcı bilgileri yeterli demek ki. Birçok soru aldık Mustafa. Evet, Selçuk Bey oradan, pardon bir saniye. Selçuk Bey oradan bir el kaldırdı. Buyurun Selçuk Bey. Selçuk Soyer Bey. El işaretini görüyorum ama kendisini göremedim Selçuk Bey'in. Selçuk Bey bizi duyuyor musunuz? Neyse. Başka var mı? Başkanım ben bir kısa bir şey söyleyeyim. Siz beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Selçuk Bey. Buyurun, duyuyoruz. Buyurun. Tamam. ZSA Sağlık AŞ firmasında çalışıyorum. İşte sağlık turizmi firmanın ilgi konusu. Birkaç ülkeden hastalar şey yapılıyor, burada tedavisi yapılıyor. Değişik konularda çalışıyor firma. Sağlık başlığı altında değişik konular var. Bir estetik biliyorsunuz, saç ek. Cevap vermek ister misiniz veya katkı bulunmak ister misiniz arkadaşlar? Selçuk Bey'e. Selçuk Bey'in sorusu yarım kaldı herhalde. Biz size seslendi, orada duymadınız ama burada önemli olan hani anladığımız kadarıyla, soruyu anladığımız kadarıyla burada önemli sağlık sektöründe düzenlenen uluslararası etkinlikler mevcut. Özellikle bunlara katılım çok faydalı olacaktır ve bunların biliyorsunuz bakanlığımızın da buna yönelik teşvikleri var. O konuda da tekrar Selçuk Bey'di değil mi ismi? Kendisi ayrıldı evet. Galiba. Selçuk Bey'e de eğer talep olursa hangi organizasyonlara burada katılır ve hangi organizasyonlara ne gibi teşvikler alabilir? Kendisine detaylı bilgi verebiliriz tabii. Ama bugün Fatih Bey bunu not alın lütfen. Ticaret müşavirlerimiz de bu konuya değindiler, özellikle Ahmet Bey. Bence de çok doğru. Webinar öncesinde biz sektördeki arkadaşlarımızdan bir geri bildirim alırsak, o geri bildirim doğrultusunda ilgili ülkemizde görev yapan ilgili ülkelerdeki ticaret müşavirlerimiz ona göre daha hazırlıklı bir durumda çıkmış olur. Yani hangi sektörün ne tür beklentisi veya ne tür ihtiyacı veya ne tür sorular olursa. Dolayısıyla burada webinar anında değil de bu toplantı anında değil de öncesinde bir küçük bir toplantı yapılarak Genel Sekreterliğimiz ve ilgili ülkeyle ilgili ve sektördeki arkadaşlarımızın beklentileri, talepleri, hangi konulardaki sorularına cevap arayışı olduklarını söylersek daha sağlıklı olur. Ben o konuda Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Doğru bir ön açıcı şey oldu, bilgilendirme oldu. Ben hem Ahmet Erkan Bey'e hem Ozan Bey'e ben bu güzel çalışmalarından dolayı, bu webinarlarından dolayı, bilgilendirme dolayı çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım oldu. Bugün arkadaşlarımız da bilgilerini almışlardır. Başkanım Selman Bey de katıldı. Roma'dan ticaret müşavirimiz. Ben gördüm. O da katıldı. Ona da teşekkür ediyorum. Sen Fatih Bey bir şey söylemek istiyordun galiba. Başkanım şöyle, yani bize gelen ve müşavir ateşelerimize de aktardığımız sorulardan 4 tanesi özellikle hemen hemen aynı başlıkta. Ben onunla ilgili bir şey, Sayın Genel Müdürüm Ahmet Bey de benzer şeyi söyledi.
Hani buraya heyetler yapmak lazım. Alım heyeti, ticaret heyeti, sağlık sektörüyle ilgili de bir potansiyel gözüküyor. Hani heyet düzenlenecek bölge açısından tavsiyeleri var mıdır? İtalya hani çok geniş bir coğrafya. Orada bir an sunumda bir de mesela sağlık sektörü Kozmoprof'a kozmetik fuar olmasına rağmen oraya katılınabilir gibi bir ibare de vardı açıkçası sunumda. Onun dışında başka önerileri olacak mıdır sağlık sektörüne yönelik olarak bizim de notlarımızı almamız açısından diye? Peki. Ahmet Bey buyurun efendim. Evet, teşekkürler Fatih Bey. Önemli bir soru. Murat Bey'in de sunumda söylediği gibi aslında İtalya'nın her yönü, her yeri, her coğrafyası bir potansiyel. Hatta güney bölgesi aynı zamanda kültürel olarak da çok yakın, sıcak bir bölge diyebiliriz. Ama gelir düzeyi açısından ve gelişmişlik açısından bakarsak yine ticaretteki benzer bir durumun kuzey bölgesinde, yani Toskana bölgesi ve kuzeyinde yoğunlaştığını görüyoruz. Böyle bir organizasyondan yapılması halinde öncelikli olarak bu bölgenin hedef olarak seçilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Peki. Ayrıca başkanım bir de bir şey, Sayın Genel Müdürüm söylediğine bir şey eklemek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi Avrupa Birliği'nin içerisinde 46 yaş ortalama medyan yaşla İtalya en yaşlı nüfusa sahip. Aynı zamanda da gittikçe yaşlanıyorlar ve doğurganlık oranları da azalıyor. Dolayısıyla sağlık alanındaki ihtiyaçlar artmaya devam edecek şekilde ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Burada bazı hastanelerle işbirliğine gidilebilir, bazı fuarlar yapılabiliyor, onlara katılınabilir bölgesel olarak. Genel bölüm de işaret ettiği gibi güney bölgelerde biraz daha düşük, normalde gelir seviyesi biraz daha düşük ama sosyal medyayı İtalyanlar özellikle Facebook'u kullanıyorlar, Instagram'ı kullanıyorlar. Aynı zamanda da kendi yapılan araştırmalarda İtalyanların birbirlerine tavsiye etmeleri durumunda, yani yüz yüze iletişime çok önem verdikleri gibi kendi tavsiyelere de çok önem veriyorlar. Yani biz Türkiye'ye gelen bir hastadan ve hizmet almış bir hastayla iyi bir şekilde ilgilenip onun İtalya'ya döndüğümüz zaman yani bağların koparılmaması, sürekli temas içerisinde bulunulması ilave şeyler için önemli olacak diye düşünüyoruz. Yani sosyal medya reklamları da bu alanda önemli olacaktır. Başka var mı değerli arkadaşlarım, katılımcılarımızdan sorusu olan veya katkı yapmak isteyen? Ben bir şeyi sormak isterim açıkçası. Eğer İtalya'ya bir heyet yaptığımız durumda biraz evvel özellikle ihracatta kuzeyin daha etkin olduğu söylenmişti. Tercihimiz Roma ya da Milan'dan birisi olmalı mı? İkisini de mi ziyaret etmeliyiz? Nasıl bir şey önerirsiniz? Milano'yu ön planda tutmanız faydalı olacak İlhan Bey. Yani o zaman size iş somutlaşınca bu heyetle alakalı belki alt sektör daha bir netleşince tam belki diyeceğiz ki Milano zaten ama Milano'nun yanına belki Torino da eklenebilir mesela. Ha. Anlatabildim mi? Ama kuzeyde yoğunlaşması çok net. Onu söyleyebiliriz. Peki. Teşekkürler. Murat Bey galiba el kaldırıyor. Murat Akçiçek Bey. Murat Bey. Evet, merhabalar. Nasılsınız? Herkese merhaba. Buyurun Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir toplantı oldu. Bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlatıcı bir toplantı oldu. Biz Altıkare Teknoloji olarak yerli bir yazılım firmasıyız ve şu an dünya çapında Gartner'da listelenen Türkiye'den ilk ve tek BPM konusundaki yazılım ürünüyüz. Satır satır her kodunu kendimizin geliştirdiği bir ürünle hizmet sunuyoruz. Şu anda Türkiye dışında İngiltere, Hollanda, İsviçre ve İsrail'den ikinci müşterimiz oldu. Ki İsrail'e yazılım satmak gerçekten çok zordur, bilen bilir. Ve bu konuda gerçekten kendi çabalarımızla ilerlemeye gayret ediyoruz. Bizim işimizde iş ortaklıkları, business partnership'ler çok çok önemli. Dolayısıyla dünyanın hemen her yerinde iş ortakları kazanmaya çalışıyoruz. Bu noktada İtalya konusunda birazcık biz gerideyiz işin doğrusu. Yani İtalya'dan herhangi bir iş ortağımız yok. Bu konuda acaba bir öneriniz, bir tavsiyeniz? Çünkü her ülkede iş ortaklığı edinmenin şeyi de farklı. Çünkü her ülkenin kültürü farklı, yapısı farklı. Bir yerde bu çok kolayken bir yerde çok zor olabiliyor. Bizde nihayetinde
çok çok büyük bir şirket olmadığımız için zamanımız ve kaynaklarımız, enerjimiz kısıtlı. Yani İtalya'da iş ortaklıkları yazılım sektöründen oradaki firmalarla iş ortaklıkları konusunda verebileceğiniz destek ve tavsiyeler için gerçekten çok minnet duyarım. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu güzel etkinlik için. Var mı arkadaşlarımızdan Murat Bey'e yanıt vermek isteyen arkadaşımız? Burada iş ortaklıkları aslında İtalya'da iş yapma kültürünün en önemli belki öne çıkan her sektörde. Diğer Selman Bey, müşaviriniz Ahmet Bey de katılacaktır. Yüz yüze iletişim gerçekten çok önemli. Eğer iş ortaklığı gibi bir şey girilmesi planlanıyorsa bunun için giriş ilk etapta mutlaka ilgili sektördeki uluslararası bir etkinlik olmalı Murat Bey. Orada kendinizi tanıtıp ve sizin kafanızdaki profile uygun bir iş ortağının katılımının yoğun olacağını öngördüğünüz bir etkinlik tespit edebilirseniz biz de tabii sonraki aşamada direkt yardımcı olur, iki şirketin bir şekilde bir araya gelmesini sağlayabiliriz. Özellikle yeni bir sektör olduğunu siz de vurguladınız. İtalya'da yeni bir pazar. İş ortağı, iyi bir iş ortağı gerçekten size burada çok ciddi kapı açacaktır. Çünkü bizim burada firmalarımızın banka hesabı açması bile çok büyük bir problem şu anda ne yazık ki. O yüzden İtalyan partner gerçekten çok faydalı olacaktır ama tabii doğru partneri bulmak kaydıyla. Bu da en iyi sizin katılacağınız, size hitap eden uluslararası bir etkinlikte buraya gelerek biz de zaten orada direkt yardımcı oluruz sizin o etkinliğe katılımınız noktasında. Direkt yüz yüze temaslı olabilecektir diye düşünüyorum. Peki, bilmiyorum, çok teşekkür ederim. Paylaşabiliriz. Bu alandaki firmaları da Murat Bey'e gönderebiliriz yani. Hani zaten çok İtalya'da da yeni gelişiyor bilişim. Avrupa'dan da aşağıda bayağı yani. Kendileri bu en son Avrupa Birliği'nin pandemiden çıkmak için ortaya koyduğu bu EU Next Generation 700 milyar euro şeyden en fazla payı aldılar. 200 milyar euroya yakın bir kısımla. Bunu da İtalyan hükümeti aslında İtalyan firmalara bu alanda kendileri... Çok ciddi bir teşvik var. Kesinlikle. Kesinlikle. Soruyorlar. Bir de Esra Hanım da bir soru sormuş. Uygunluk değerlendirme alanında piyasa nasıl, belgelendirme testi ne diye ben soru cevaptan gördüm. Ya temel olarak Avrupa Birliği ile hemen hemen aynı şeyleri, mevzuatları uyguladıklarından dolayı Avrupa Birliği'nde uygulanan kurallar de facto olarak burada da tabii ki uygulanıyor. İtalya'da Acredia diye buranın kendi ayrıca bir kuruluşu var. Ama çok genel bir soru. Eğer özelden bize iletebilirse hangi ürünle ilgili, neyle ilgili test, aşama, deney ve benzeri diye yazmış. Cevaplarız, memnuniyetliyoruz. Herkese merhabalar. Tekrar herkes gibi teşekkür ediyorum böyle program yaptığınız için. Çok hızlı bir şeyde bulunacağım ben. Ben Neher Animasyon'un sahibiyim. 15 yıldır Türkiye'de çizgi film yapıyoruz. Animasyon sektöründeyiz. Bildiğiniz üzere pandemi sürecinden sonra çok uzun bir süre insanlar evlerinden çalışmak zorunda kaldı ve animasyon sektörü de modüler bir biçime döndü. Bu da aslında bizim için yurt dışına açılabilme şansı yarattı bize. Çünkü Amerika'daki çizgi filmler, Avrupa'daki çizgi filmler Orta Doğu'da ve Asya'da ülkelerinde üretilmeye başlandı. Biz iki şekilde çalışıyoruz. Bir, kendi markalarımızı İtalya'ya taşımak isteriz, üretmiş olduğumuz çizgi filmleri. Bir de yine aynı şekilde İtalya'da üretilecek olan çizgi filmlerin, animasyonların Türkiye'de üretimlerini sağlayabiliriz. Stüdyo hizmeti verebiliriz ki bu hakikaten çok büyük bir kalemi oluşturuyor. Markalarımızın oraya taşınması yaklaşık 300 kalemi etkileyecektir. Çünkü bunun merchandise'ı inanılmaz bir yoğunluk veriyor bize. İşte 300 kalemin içerisinde oyuncaklar, işte Nevresim takımları, tekstil ve bunun gibi birçok alanı da etkileyeceği için çok önemli bir marka transferi olacağına inanıyorum ben. Tabii bunun dışında da stüdyo hizmeti verebilirsek eğer mevcut döviz kurları sebebiyle dünyanın en ucuz animasyonunu yapan ülkeyiz biz. Ve kendilerine bu anlamda bir hizmet yapı verebilirsek çok ciddi bir çıkışımızın olacağını inanıyorum. Animasyon sektörü için özel bir çalışma yapmayı planlayabilir miyiz acaba? Peki. Tabii ki, tabii ki. Cevap vermek ister. Buyurun. Açıkçası şu anda biz de bu animasyon sektörünün özellikle yani hani çok geliştiğini zaten görüyoruz ama burada özel olarak bir çalışma yapmamız lazım Ammar Bey. Yani animasyon sektörüne özel bir çalışmamız yok ama dediğiniz gibi burada kim stüdyo hizmeti alıyor? Yani hani kimi biz Türkiye'ye yönlendirebiliriz? Buna yönelik özel bir çalışma yapmamız lazım. Sizden bu konuda Milano Ticaret Go.tr'ye lütfen bir mail atmanızı istiyoruz.
Çünkü daha önce de gelmedi. Gelen sorular arasında da bu yoktu. Bu animasyon sektörüne yönelik özel bir şey yapmadık. Size yardımcı tabii ki memnuniyetle olacağız. Peki şöyle buradan da Fatih Bey şu çıktı. Aynı şekilde hem Roma hem Milano arkadaşlarımızın bu iletişim bilgilerini katılımcılarımız ve daha sonra da belki akıllarına gelen sorular ulaşması bakımından paylaşırsak memnun kalırım. Ben başta olmak üzere Ozan Bey'e, Selman Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Katılımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.